Ukrayna'daki savaş artık yeni bir aşamada. Rusya yeniden ülke genelinde kapsamlı hava saldırısı stratejisine döndü. Ukrayna ise Batı'dan aldığı gelişmiş silahlarla sahada zafer kazanabileceğini kanıtladı. Bu yüzden Batılı ülkeler Kiev'e hava savunma ve füze sistemi tedarikine hız verdi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kurulan Ukrayna Savunma Temas Grubu Brüksel'de toplandı. Ukrayna'nın savunma kapasitesini geliştirmeye devam kararı alındı. Silah sevkiyatı hız kazanacak. Öncelik hava savunma sistemi tedariği. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini bugünün acil ihtiyaçlarına göre uzun vadede artırmaya devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 2 NASAMS tipi hava savunma sistemi teslim edecek. Gelecek yıl 6 sistem daha verilecek. Almanya söz verdiği 4 adet Iris-T hava savunma sisteminden ilkini Kiev'e ulaştırdı. Hollanda 14,5 milyon dolar değerinde hava savunma füzesi sözü verdi. İngiltere'de ABD yapımı NASAMS uçak savar sistemleri için Ukrayna'ya füze sağlayacak ve 18 obüs daha gönderecek. Ayrıca İngiltere'de askeri eğitim alan 10 bin Ukrayna askeri savaşmak için ülkelerine dönüyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski yardımlara teşekkür etti. İşbirliğimiz Ukrayna'ya zaferini getiriyor dedi. Ramstein formatındaki savunma toplantısından ordumuzun modern toplarla takviye edilmesine ilişkin olumlu haberler aldık. Ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Fransa, Ukrayna'ya askeri yardımda daha küçük Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kalmıştı. Eleştiriler sonrası elini yükseltiyor. Önümüzdeki haftalarda Kiev'e 6 Sezar obüs ve uçak savar füzesi tedarik edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Rusya'nın önünde sonunda müzakere masasına oturması gerektiğini de vurguladı. Bir an gelecek, yüz yüze buluşmaları gerekecek. Müzakere etmek, pes etmek anlamına gelmez. Ukrayna'da yeniden barışın sağlanması için her şeyi yapmalıyız. Bunu yaparken de Ukrayna'nın çıkarlarına, toprak bütünlüğüne saygı duymalıyız. Bu aynı zamanda bizim istikrarımız ve güvenliğimize de hizmet eder. Zelenski ise Putin iktidarda olduğu sürece müzakere masasına oturmayacaklarını söylüyor. Gözler Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinde. Rusya, Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı talimatlar doğrultusunda masadan uzaklaştığını savunuyor. Batı'nın Kiev'e sağladığı silah desteğinin ise sadece savaşı uzatacağını söylüyor.